Efendim günaydın. 11 Eylül 2019 Çarşamba günü gündemiyle sizlerle olan bir birlikteliğimize daha başlıyoruz. Bizleri takip eden ekranları başındaki seyircilerimize ve radyoları aracılığıyla da sesimizin ulaştığı her yere İstanbul'dan iyi bir sabah diliyoruz. Günaydın Türkiye olsun. Günün aydın haberlerinde buluşabilmek arzusuyla her günü sizlerle gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Sizlerden gelenler, gazeteler, yorumlar ve birlikte yine değerlendireceğimiz gündemlerimizle birlikte hazırız. O ayrıntıları sunmak için karşınızdayız değerli seyirciler. Hafta ortasındayız. Hafta ortasında ilk haftanın ana gündemi kuşkusuz özellikle Diyarbakır'da başlayan annelerin eylemi. Diyarbakırlı anneler gündeme adeta damgasını vurdu. Her geçen gün aile sayısı orada çoğalıyor. Deyim yerindeyse böyle bir sanki toprağın altına kafamızı gömdüğümüz süreçlerde bir çığlık hepimizi sarstı, uyandırdı. Yani bu meselede başka işler var dedirtti. Onun ayrıntılarını yakından takip ettiğimiz bir gündem. Kuşkusuz eğitim 2 numaralı önemli gündem başlığımız. Eğitim sezonu başladı ve sorunlar da elbette başladı. Ekonomik anlamda da ailelere yük bindiren bu meseleyi yine yayın kuşaklarımızla değerlendirmeye ve irdelemeye gayret gösteriyoruz. Bizi takip eden değerli dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Hızlıca bugün sizler için neleri takip edeceğiz? Onun ayrıntılarını sunarak başlayalım. Efendim, çocukları HDP tarafından daha kaçırılan aileler HDP İl Başkanlığı, Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeleri takip ediyoruz. Aileler son derece kararlı, Türkiye çapında olağanüstü destek giderek büyüyor. Bu çerçevede şimdi susma zamanı değil. Hani öyle ben susmadım, susmuyorum falan filan diye konuşarak olmuyor bu meseleler. Deyim yerindeyse topa girme zamanı. Bu çerçevede Diyarbakırlı annelere tüm Türkiye'nin desteği sürüyor. Gaziler destek verdi. Şehit ailelerinden destek açıklamaları var. Sendikalardan destek açıklamaları geldi. Barolar Birliği gibi sivil toplum kuruluşlarından destekler söz konusu. Ama her nedense HDP'li görüşü ağırlıkta olan STK'ların peşinden giden, kendini de solcu olarak tanımlayanların sesinin çıkmadığı vatan merkezli bu hassas meselede duruşlarındaki bozukluk her tarafından okunuyor. Bunu da ayrıca değerlendiriyoruz biliyorsunuz yayınlarımızda. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, İYİ Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenliyor. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı dış ticaret endekslerini açıklayacak. Türkiye'nin yumuşak karnı, cari açık ve dış ticaret meselesinde bir son tabloyu göreceğiz. Son açıklamalar biliyorsunuz cari açığı biraz tersine evirmişti, ancak ithalata bağımlı bir üretim odaklı ekonomiye sahip olduğumuz için de buradaki temel sorunun yine ülkemiz içindeki üretememe meselesi olduğunu bu dış ticaret endeksleri ya da cari açık verilerinin açıklanmasıyla ekonomistler tarafından sizlere aktarmaya çalışmıştık. Aralarındaki kavga sonrasında davalık olan futbolcu Arda Turan'la şarkıcı Berkay Şahin'in yargılandıkları davanın duruşması İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılacak. Kamuoyunu meşgul eden davalardan bir tanesiydi ve ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim düsturunun çokça tartışıldığı bir mesele olmuştu. Özellikle futbol dünyasında gerek milli takımlar düzeninde yaşanan geçtiğimiz yıllardaki sorunlar neyse ki bu yıl gelen galibiyetlerle biraz olsun nefes aldırıyor, ümit ediyoruz. Gerçekten hem sahada hem de saha dışında örnek alınabilecek sporcular yetiştirmek ve onlara gerekli desteği sunabilmek de en büyük arzumuz. Bir spordaki gündeme bakalım, hazır spordan bahsetmişiz. Çin'de sürüyor biliyorsunuz 2019 FIBA Dünya Kupası çeyrek finalleri. ABD, Fransa ve Avusturya, Çekya karşılaşmalarıyla tamamlanacak ve bu açılan finalistler de yarı finalistler de belli olacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci tur heyecanı 24 maçla sürüyor ve Galatasaray Kulübü'nün Eylül ayı olan Divan Kurulu toplantısı da Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilecek. Bu da spordaki notlar arasında yer alıyordu sevgili seyirciler. Efendim, tarihte 11 Ağustos'ta 11 Eylül'de neler olmuş ve bu başlıklardan hangisini biz sizler için seçtik? 11 Eylül içinde yaşadığımız sürecin en kritik notlarından birini barındırıyor. 2001
11 Eylül New York İkiz Kule saldırıları hepimizin hafızasında, oraya bir ayrı bölümde açmak lazım yeri geldiğinde, ama daha eski 100 yıl öncesindeki tarihle başlayalım. 1919 11 Eylül'ünde Cumhuriyet Halk Partisi'nin temelini oluşturan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ve Sivas Kongresi'nin son gününün ve bir anlamda da Sivas Kongresi kararlarının açıklandığı gün olması açısından da önem taşıyor. 23'te Halk Fırkası Genel Başkanlığı'na Mustafa Kemal Paşa seçiliyor. 1926'da Ankara Otomatik Telefon İşletmesi'ne açılıyor. 1944'te Türkiye mihver devletlerinden gelebilecek sığınmacılara karşı sınırlarını kapattı. 1973'te Amerika Birleşik Devletleri destekli askeri juntanın yönetime el koymasına direnen Şili Cumhurbaşkanı Salvador Allende 1973'te öldürüldü. 1980'de Şili'de yapılan referandumda General Augusto Pinochet'in görev süresi 8 yıl uzatıldı. 1986'da 12 Eylül askeri darbesi sonrasında Süleyman Demirel ilk kez 1986'da Bafra'da halka konuşmuştu. 2001 yılı, az önce girişte notunu verdiğim tarih, New York'un İkiz Kule gökdelenlerine yolcu uçaklarıyla terörist saldırı düzenlendi. Yıllar sonra bu saldırının Amerikan derin devletinin bir eylemi olduğu ortaya çıkıyordu. Nedendi bu eylem? Çünkü ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'tı. Orta Doğu coğrafyasında 22 Müslüman ülkeyi işaret ederek bu ülkelerin haritalarının değiştirilmesi gerektiğini vurgulamıştı. New York'ta yaşanan bu olay Amerikan halkına bak bize terörle saldırıyorlar, bunlar çok tehlikeliler şeklindeki yaygaralarla anlatılmaya ve bir kamuoyu oluşturulmaya çalışılmış. Sonrasında işte yine 2001 yılında Irak tezkeresi Türkiye'de tartışmanın odağına oturmuş. Büyük Orta Doğu projesinin taşları örülmeye çalışılıyordu o tarihte ve bunun içinde bu bölgeye saldırı açısından kendisine haklı gerekçe üretmek isteyen Amerika derin devleti aracılığıyla kendi insanına bile acımamış. Terör yani gerçekten hatırlarsınız o 11 Eylül İkiz Kule saldırılarını, akıl alacak gibi değildi. Yani Amerika gibi bir devletin böyle bir şeye bir terörist eylem olarak izin vermesi zaten düşünülemezdi. Devlet parmağı her şeyiyle daha ilk günden bile tartışılmaya başlamıştı ki sonrasında gerçekleşen belgeseller, yapılan araştırmalar, çalışmalar dönemin baba Bush döneminden deyim yerindeyse görevi devralan oğul Bush'un, George Walker Bush'un bu hain, kendi insanına yaptığı hain saldırı sonrasında da bu bölgeyi kan gölüne çevirmesine neden olmuştu. Hala onun izleri, hala o sürecin getirdiği büyük etkiyle bölgede yaşıyoruz. İşte Suriye'nin kuzeyinde yaşanan gelişmeler, terör örgütlülerine verilen destekler aslında bir Amerikan projesinin parçası olarak karşımıza çıkıyordu. Bunun işaret fişeği de 11 Eylül New York İkiz Kule saldırılarıyla karşımıza çıkmıştı değerli seyirciler. Efendim bir gündemden başlıklara göz atalım. Diyarbakırlı annelerin eylemleri devam ediyor. 20'ye yükseldi nöbetteki sayı. Bunu özellikle ifade edelim. Güvenli bölge tartışması düne damga vuran unsurların başında yer alıyordu. Türkiye'nin iki ana gündemi, bir yandan güvenlik meselesi, bir yandan ekonomi meselesi oldukça dikkat çekiyor. Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyon ve Amerika'ya sert uyarılar dünün ana gündem başlıklarını oluşturuyordu. Yeni parti kurma hazırlığında olan Ali Babacan'ın yeni sürece ilişkin iç röportajını Karar Gazetesi'ne vermesini dün değerlendirmiştik. Bu da dünün önemli gündemlerinden bir tanesiydi. Okullar başladı ve okul çevrelerindeki denetim konusu ve gündemi de bu açıdan dikkat çekti ki okul çevrelerindeki denetimlerde aranan 946 kişi yakalandı. Sayıyı da İçişleri Bakanlığı gerçekleştirdi. Araçların tek tek durulduğu ve sıkı denetim yapılan bu aramalarda yüz binlerce kişiye GBT kontrolü uygulandı. Arananlar yakayı ele verdi bu operasyonlar çerçevesinde.
ve ünlü sinema oyuncusu Süleyman Turan da geçirdiği kalp krizi sonucunda 83 yaşında hayatını kaybetti. Ardından da onlarca sinema filmi ve dizi bıraktı. Sinema camiasını, sanat camiasını üzen bu haber de dünün önemli gündem başlıkları arasında yer aldı sevgili seyirciler. Hızlıca sabah saatlerinde bir trafik durumuna göz atalım bu dakikalarda. Bakalım neler olmuş olmamış görelim. %44'ler seviyesinde şu dakikalarda trafiğin kırmızı olduğu hatlar ana arterler ve Anadolu Avrupa geçişinde köprü üzerlerinde bağlantılarda yoğunlaşmaya başlamış. Şu an için nispeten her iki köprü yoğunluk açısından tercih edilebilir. Avrupa yakasına baktığımızda ise TEM'de FSM yönünde özellikle Gazi Osman Paşa Kavşağı ile Kağıthane Kavşağı hattı arasında trafik yoğunluğu gözümüze çarpıyor. Sanıyorum TEM Esenyurt bağlantısı Mahmut Bey yönü yine her sabah olduğu gibi yoğun ve o noktada galiba bir araç arızası uyarısı var. Eğer onu ayrıntılandırabilirsek sizleri okumaya çalışalım. Ben telefonda göremedim ama haritaya yansımış. Bir de E5 hattında galiba araç arızası var. O da Şirin Evler noktasında trafiğin 24 saat bitmek bilmeyen noktaları bunlar maalesef. Bayrampaşa Viyadük hattı yoğunluğun yaşandığı bir diğer güzergah ve Beylikdüzü Avcılar hattı da her sabah olduğu gibi yine trafik yoğunluğunu hissettiğimiz noktalardan bir tanesi. Şimdi bu kaza noktalarını bir görelim Avrupa yakasında. Hemen evet ilki o. İncirli Merter yönü sağ şeritte araç arızası, arızalanan araç kaldırıldı. Ancak bölge etkisi devam ediyor. Bir diğer de TEM hattında evet tam o nokta. TEM Altınşehir Halkalı yönü sağ şerit araç arızası nedeniyle bölgedeki trafiğin yoğunlaştığını bize gösteriyor. Şu dakikalarda %44'ler seviyesinde İstanbul'da trafik yoğunluğu ve bu açıdan da işte saat 8.13 şu dakikalarda aslında nispeten iyi sayılabilir yani hani genel İstanbul trafiğini bilenler için bu saat dilimlerinde %60'ları görmüş bir İstanbul'un evlatları olarak hani %44 fena da sayılmaz aslında ama özellikle tabii bu tip trafik tabloları trafiğin bir anda rahatladığı yani normal hız seviyelerinde sürebileceğiniz yollarımız bir anda kritik noktalarda nedir o duraksayabiliyor ve buralarda da daha dikkatli olmak ve sürüş yapmak durumunda kalıyoruz. Bu konuda sürücülerimizi güvenli bir sürüş açısından daha dikkatli olmaya davet ediyoruz. Hava raporuna da bakalım. Bu sabah saat 6'dan yarın sabah saat 6'ya kadar meteorolojinin tahminlerine göre güncel bir meteorolojik uyarı bulunmuyor. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimleri parçalı çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor sıcaklığın. Rüzgar genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette. Marmara bölgesi ve Kuzey Ege kıyı kesimlerinde öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Bunlar da meteorolojinin yarın sabah saat 6'ya kadar tahminlerini içeriyor değerli seyircilerimiz ve izleyicilerimiz. Efendim, hemen gazete manşet ve başlıklarımıza bakalım. 11 Eylül 2019 Çarşamba günü gündemi Aydınlık Gazetesi bakalım hangi başlığı kullanmış. Kıyamete kadar biriz mesajını veriyor. Gazi ve şehit ailelerinden Diyarbakırlı analara vurgusuyla tarihi buluşmanın notları yansıyor değerli seyircilerimiz. Günlerdir takip ediyoruz. Türkiye'nin gündemine getirdik. Türkiye'nin gündemine soktuk. Deyim yerindeyse bu yükselen çığlığı yeni sürecin kodlarını oluşturmaya çalışan siyasetçilere inat. Biz gündemde tutmaya devam ediyoruz. Çünkü bu haykırış çok önemli. Neyin ne olduğunu böyle bir tokat atar gibi, yumruk atar gibi suratımıza çarptı buradaki anneler. Yani siz HDP'yi legalleştirdikçe, onlarla birlikte hareket ettikçe, onları demokratik olarak gördükçe, demokratik olarak seçimlere soktukça, onların peşinden ya da o görüşe hakim kişilerden oluşan sivil toplum örgütlerinin peşinden yürüyüşler yaptıkça çocukları kandırıyorlar. Önce il binalarına, ilçe binalarına alıyorlar. Ardından dağa gönderiyorlar diye özetliyor anneler olayı.
Tarihi buluşmanın notlarına yeniden dönelim. HDP il binası önünde çocuklarını geri isteyen Diyarbakırlı anaları oturma eyleminin 8. gününde şehit ve gazi aileleri ziyaret etti. Siirt, Batman, Ankara, Diyarbakır ve Şırnak'tan gelen şehit ve gazi yakınları teröre karşı dik duralım, Türk, Kürt hepimiz aynıyız, Türk milletiyiz, kıyamete kadar biriz dedi diyor. Önemli ayrıntıları paylaşıyor. Efendim, aile sayısı 20 oldu. Ailelerin evlat nöbeti her geçen gün büyüyor. Nöbetteki aile sayısı 20'ye yükseldi. Vatan Partisi öncü kadın ilk Meltem Ayvalı öncülüğünde ziyaret etmişti. Oradaki aileleri, şehit annelerini biliyorsunuz. Hemen bunun sonrasında bir an olsun öncü kadın heyeti işte çeşitli illerden, ne bileyim, Adana'dan, Aydın'dan, Eskişehir'den, yani aklınıza gelebilecek her yerden sırayla adeta bir o nöbete katkı sağlamayı sürdürüyor. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar ve beraberindeki onlarca şehit ve gazi yakını da dün Diyarbakır'daydı. Gerçekten tarihi bir buluşma vardı Diyarbakır'da. HDP il binası önündeydiler. Şehit ve gazi yakınları ailelerle kucaklaştı ve aileler bölücülüğe karşı net bir mesaj verdi. Herkesi davet ediyoruz. Diyarbakır'dan seslenen Aylar, ailelerin acılarını paylaştıklarını söyledi. Diyarbakır'da başlayan bu uygulamanın evlatları daha kaçırılan tüm ailelere örnek olmasını dilediklerini belirten Aylar, tüm Türkiye'deki kadınlarımızı, STK'larımızı, herkesi buraya davet ediyoruz dedi. Kimse teröre yaslanarak siyaset yapmasın diyen Aylar, bu vatanı terörden temizleyeceklerini ifade etti diyor. İşte tarihi buluşmanın notları, şehit aileleri ve burada HDP üzerinden çocuklarını teröre kaptırmış ailelerin acısı bir vatan birlikteliği çerçevesinde buluşuyor ve karşımıza böyle bir fotoğraf çıkıyor. Efendim, biz acılardan acılarımızı paylaşarak, sevinçlerden sevinçlerimizi paylaşarak büyüyen bir milletiz. Hep de öyle oldu. Gerçekten öyle. Oradaki annelerin haykırışları çok önemli. Başlarım sizin Kürdistan davanıza diyen anneden, tabii bunların başını Hacı Rana çekiyor biliyorsunuz. Hacı Rana çok net mesaj verdi bu ülkeye. Dedi ki, yani bunlar bizim kanımızı emmek için kurulmuş. Ya çok net söyledi. Yani Amerikan projesi zaten bu değil mi? Bizim kanımızı sömürmek için varlar. Bunu da her uygulamalarıyla, yok 11 Eylül'ü bahane ederek, bilmem ne yaparak falan filan, bölgedeki emellerine ulaşmak için her türlü alçaklığı yapan emperyalizme çok net bir şekilde tanımını yapıyor. Bunlar bizim kanımızı emmek için kurulmuşlar ve buradan da en önemli çıkarttığı mesaj HDP'nin bu noktada oynadığı rol. Demokratlar karanfil dağıtırlar, işte çiçek atarlar, böcek atarlar, artistlik yaparlar, ne bileyim, yani aklınıza gelebilecek bütün varyasyonlar var. Bir Hollywood senaryosu gibi ve bu Hollywood senaryosunda o da üstlendiği rolü bir yandan demokratik görünerek ama bir yandan da çocukları dağa çıkartarak gerçekleştirdikleri, gazetelere gitti. Bir yandan dağa çıkarttıkları çocukları böyle gerçekten çok zor bir durum. Yani bir düşünün, yani çocuğunuz zayıf not alsa bunu bile söylemekten çekinirsiniz değil mi? Bakın, o kadar artık dolunmuş ki, ya ben evladımı geri istiyorum. Bu zamana kadar belki susmakla hata yaptım. Yani bütün bunları çok net orada haykırıyorlar. Başlarım senin Kürdistan davana diyor. Benim tepemin tasını attırmayın diyor. Bakın, anaların tepesinin tası attı mı, o terlik fırladı mı artık geri dönmez. Onun için bakın, sayı 20'ye yükseldi. Sizlerin desteğiyle bizi partilerle, siyasetçilerle, işte Amerikan askerleriyle vesaireyle bölmeye çalışanlara en büyük ders buralardan gelir. Gerçekten Sivas Kongresi'nin bugün karar günü, bir millet olabilmenin kararının günü bugün. İşte o kararın noktalarından bir tanesi bugün Diyarbakır. Bu kadar açık ve net. O kahraman, öncü kadın genel başkanı Meltem Ayvalı oraya gitti. Bütün böyle tehditlere mehditlere de eyvallah etti, yani hani canınız cehenneme dedi gitti. Ve kendisinden sonra da orada yine kendisi gibi bu davaya gönül vermiş olanları da nöbete koyuyor tek tek. Güzel bir sirkülasyon var. Diyapa adlı kullanıcı mesela Twitter'dan, Diyarbakır'da evlatları HDP PKK tarafından kaçırılan annelere ilk ziyareti onlar yaptılar. Seslerini duyurdular. Mücadelelerine omuz verdiler. Kadın erkek demeden tüm vatanseverler öncü kadını da takip etmeli. Meltem Ayvalı bu konuda
gerçekten bir hız kazandırdı göreve gelişi itibariyle. Vatan Partisi'nin de genel başkan yardımcısı, öncü kadın başkanı. Orada çocuklara sarıldı, acılı annelere sarıldı, onların yüreklerini dokundu. Ama bunların ötesine de geçti. Bunların ötesine geçen mesele bu davayı alıp Türkiye kamuoyu gündeminin önünde bu işte sorunumuz bu ve çözümümüz de bu diyebilmekti. O cesareti de gitti tam yerinden gösterdi. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz seçim döneminde kendisini alanda ve sahadaki olağanüstü yoğun çalışmasıyla tanımıştık. Şimdi Vatan Partisi'nin öncü kadın genel başkanı ve burada gerçekleştirdiği en önemli çalışmalardan bir tanesi işte Diyarbakır'daki meseleyi tüm Türkiye'ye mal ederek herkese görevini bir kez daha hatırlattı. Var mı başka sosyal medya paylaşımı Burak? İbrahim Temo demiş ki Diyarbakır'da eğer bu videonun gerçeğini görebiliyorsak bir dinleyelim ben tweet'i okuduktan sonra eğer uygunsa Burak. İbrahim Temo Diyarbakır'da HDP PKK'ya karşı mücadele veren ailelerimiz HDP binası önünde Türk bayrağı açtı. Türk bayrağından başka bayrak tanımıyoruz. Evlatlarımızı geri verin. Anneler destan yazıyor. Evlatlarımızı geri verin haykırışını yansıtıyor. Bir o Türk bayrağıyla birlikte annelerin verdiği mesajı duyabiliyorsak o güzel olur bu dakikalarda. Şu an duyamıyor muyuz? Peki ilerleyen dakikalarda verelim. O zaman bölgeye bir gidelim. Evlatlarını PKK'ya şehit veren aileler, evlatları PKK tarafından kaçırılan ailelerle Diyarbakır'daki eylemde kucaklaştı. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünden Türkiye'ye PKK terörünü bitirecek umudun fotoğrafı verildi. Bu arada direnişe iki aile daha ortak oldu. Böylece nöbetteki aile sayısı 20'ye yükseldi. İki senin oğlundur, iki Metin'e kapındadır. Kod ismi de Tekoşer'dir. Ciger için kapı kapı doluştum, görmedim. Mustafa Karasu paylaşımda bulunmuş. Demiş ki madem ki çocuklarınızı bize vermeyecekseniz niye doğurmuşsunuz? Biz sizin için mi doğurduk? Vatanseverlik görevi buraya gelmek. PKK'ya karşı bayrak açan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti sürüyor. Nöbete iki aile daha katıldı. Anne Lütfiye Ödümlü Ordu'dan geldi. 23 yaşında Dicle Üniversitesi'nde kimya okurken dağa götürülen oğlu Özgür'e seslendi. Oğlum gel, ben burada bekliyorum. Sen gelmezsen ben burada kalmıyorum. Oğlunu aramak için kredi çekip İran'a, Irak'a gitti. Ne yapacağım? İnan ki benim o kadar param da yoktur. Ben yani kredi de çektim, birisi verdi. Ben doluştum. Yani oğlum bulamadım. Ne yapacağım? Nevruz'a katılmak için ayrıldığı evine bir daha dönmedi Mehmet Aylu. O günü Nevruz'a getiren şahıs, ben o kişiye ulaştım. Bana dedi ki senin çocuğun dedi ki Irak Metina kampındadır. Terörist kampı dediğimiz. Dediler oradadır bana dedi. Çocuğun bunu gönderen şahıslar tespit etti. Kim o gönderen şahıs? Yani biliyor musunuz? Evet, MEV adındaki şahıs. Baba Mehmet Aylu, Metina kampına götürüldüğünü öğrendiği oğlunu almak için işten bir günlük izin alıp diğer ailelerle merdivenlere oturdu. Dedi ki ben sana yardımcı olmuyorum, sen niye beni emniyete şikayet etmişsin? Tehdit mi etti? Evet, bizi tehdit etti. Dedi ki ben Türkiye'ci, ben senden korkmuyorum. Acılar ortak olunca umutlar birleşiyor. PKK'nın gerçek yüzünü yakından bilen şehit ve gazi aileleri Diyarbakır anneleriyle kucaklaştı. Ette tırnak gibiyiz, ayrılamayız. Hep beraberiz. Biriz. İnşallah bu toprakları, bu vatanı terörden, PKK'dan temizleyeceğiz. PKK'yı bitirecek birliğin ve kardeşliğin mesajı verildi. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde teröre karşı tek yürek olundu. Sizlere vaat veren, çatı çatan, ahlaksız insanlar ama sizin çocuklarınızın hakkına gelince insan hakkı olmuyor. Nerede insan hakkı? Sizin aradığınız, sizin şu dik duruşunuz insan hakkı değil mi? Bir de satılmış oluyor. İnsan hakkı. Bir de satılmış oluyor. Hayır. Satılmış oluyor. Siz bayrağını seven, devletini seven, milletini seven, tüm Türkiye'nin gönlünde yer etmiş kahramanlarsınız. Şehit annesi AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Erolat ve AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ onları yalnız bırakmadı. Size oy verdik diye siz çocuğumuzu mu bizden alacaksınız? Ben Kürt'tüm diye size oy verdim. Şimdi ben Kürt'üm diye çocuğumu vermiyorsunuz ben bana. Kürt'üm. Beni dikkate almıyorsunuz sayın vekilim. Benimle hiç konuşmuyorlar, muhatap olmuyorlar. Evet. Yani bu Allah'tan revan mıdır bize böyle yapıyorsunuz?
Benim 15 yaşındaki oğlumun ne işi var dağda? Benim oğlum şu an... 20 aile destek olmak, ellerini tutmak için gelen çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı. Onlardan biri de 15 Temmuz Amerikancı darbe girişimi gecesi tankın önüne yatan Metin Doğan'dı. Bu anneler sadece kendi çocuklar için burada değiller. Vatan için buradalar, Türkiye için buradalar, kardeşlik için buradalar. İstanbul'daki insanların, İzmir'deki insanların daha huzurlu yaşayabilmeleri için buradalar. Malatya'dan gelen Himaye'ye muhtaç çocuklar, yaşlılar ve kadınları koruma derneği ailelere çiçek dağıttı. Malatya'nın selamını getirdik. Sonuna kadar bütün annelerimizin, bütün ailelerin yanında olduğumuzu ifade etmek isterim. Evlatlarını bölücü terör örgütü PKK'dan kurtarmak isteyen ailelere destek her geçen gün büyüyor. Gazilerden gençlere, sanatçılardan sendikacılara, toplumun tüm kesimleri ailelerin isyanına ortak oluyor. Biz Türkiye Barolar Birliği olarak her milli meselenin yanındayız. Diyarbakır'daki annelerimiz PKK eşittir, HDP diyorlar. Yüreği yanan annelerin elleri yakalarında. Evlatlarımızı istiyoruz diye feryat ettiler. Türkiye'yi ayağa kaldırdılar. Diyarbakır'daki annelerin eylemine destek yağıyor. Çocuğumu getirmeyene kadar ben bu HDP'nin kapısından gitmiyorum hiçbir yere. Annelerin feryatlarına sessiz kalınmamalı. Ben çocuğumu istiyorum. Çocukları PKK tarafından daha kaçırılan ailelerin Diyarbakır HDP il binası önündeki bekleyişi sürüyor. Ailelerin feryatlarına ses veren demokratik kitle örgütlerinden destekler gelmeye devam ediyor. Türkiye Barolar Birliği duruşunu dün yönetim kurulu üyelerimizden bir heyetin ziyaretiyle zaten belirtmiş oldu. Ulusal kanala konuşan Türkiye Barolar Birliği Başkanlık Divanı üyesi Avukat Sabri Erdal Güngör, annelerin yanında olduklarını belirtti. Anne babanın çocuklarına sahip çıkmasından daha doğal bir şey olamaz. Bu acıya, bu özleme son vermek lazım. O toprak kana doydu. Yani kanı reddediyor ama maalesef emperyalizm orada kana doymadı maalesef. Yeter artık. Güngör, ailelerin çığlıklarının duyulmasını da istedi. Bir çığlık olarak toplumu ve dünyanın gündemine taşıyıp bir an önce çıkış kanallarını açmak gerekiyor. Biz Türkiye Barolar Birliği olarak her milli meselenin yanındayız. Annelere bir destek de İzmir'den geldi. Cumhuriyet Kadınları Derneği Konak Meydanı'ndan Diyarbakır'a seslendi. Hacire analar yalnız değildir dedi. HDP kapatılana kadar o evlatlarımız dağdan tek tek gelip ellerine kalem verene kadar bu mücadeleyi hepimiz sürdüreceğiz. Yok öyle siyasi parti kurdum deyip bunun arkasına sığınmak. Sizin böyle bir hakkınız yok. Böyle bir yasal hakkınız yok. Bu yasal hakkınızı da sizin elinizden alacak olan işte bu anneler. Türkiye Gençlik Birliği İzmir İl Başkanı Mustafa Gökmen de eylemin HDP'nin kapatılmasını bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi. Bu eylemin odağında HDP vardır. Diyarbakır'daki annelerimiz bu durumu çok iyi biliyorlar. PKK eşittir HDP diyorlar. Öte yandan ulusal kanalın edindiği bilgiye göre Memur Sen Konfederasyonu da 12 Eylül Perşembe günü Diyarbakır'a ailelere desteğe gidecek. Evet işte düne yansıyan önemli gündemlerden en önemlisi kuşkusuz. Az önce gerçi videoyu veremiyoruz galiba indiremedik ama yani Türk bayrağı açıldı ve o Türk bayrağının altında da en azından işte mesajlarını böyle verdiler oradaki anneler. İşte bizi birleştiren unsur böyle. İşte böyle bir millet olunuyor. Yani belki bunu anlatmak açısından önemli bu görüntü. Şehit aileleri ziyaret etti. Oradaki anneler işte gördüğünüz gibi Türk bayrağı altında, Türk bayrağı açarak tepkilerini dile getirdiler değerli seyirciler. Günün en çarpıcı karelerinden bir tanesini bir kez daha sessizce izleyelim. Efendim işte bir millet nasıl olunur'a yanıt şu anda Diyarbakır'da yaşanıyor. Burada dün gerçekten son derece önemli bir dönüm noktalarından bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Diyarbakırlı annelerin sesine nereden destek verebiliyorsanız vermek bir görev. Yani bu telefonla mı olur, mesajla mı olur, sosyal medyayla mı olur, kalkıp gidilinip mi olur, her ilde HDP binalarının önünde açıklama yaparak mı olur onu bilmem. Yani onun kararını sizler verirsiniz. Ama bu açıdan gerçekten burası bir görev yeri. Diyapa küçük çocuklar kadar olamadınız diye bir tweet atmış. 7 yaşındaki Memati
HDP Diyarbakır İl Binası önünde eylem yapan anneler ağlamasın diye babasıyla birlikte Şanlıurfa'dan geldi. Annelere şeker ve çikolata ikram etti diyor. Buradaki videoyu açabilirsek o görüntüyü de belki size aktaracak sevgili Burak, yakalamış bu güzel kareyi de. 7 yaşındaki Memati, HDP Diyarbakır İl Binası önünde eylem yapan anneler ağlamasın diye babasıyla birlikte Şanlıurfa'ya gelmiş ve annelere şeker ve çikolata ikram ediyor. Bu da Diyepa'nın attığı tweetlerden bir tanesi. Efendim işte mesele bu. Bu çocuk yüreğine sahip olmanın belki de zamanı ve anlamı, bilemiyorum artık. Diyarbakır İl Başkanları da Aydınlık Gazetesi'ne konuşmuş. Oradan notlar da var. MHP'li Cihan Kayaalp, Diyarbakır'da artık kimsenin sahipsiz olmadığını söyledi. HDP il binasının yıllardır örgütün askerlik şubesi gibi çalıştığını belirten Kayaalp, annelerin eylemlerinin bölge insanı için umut kaynağı olduğunu belirtiyor Diyarbakır il başkanları. Türkiye'de ses getirdi. AK Partili Mehmet Serdar Budak da eylemi gönülden desteklediklerini ifade ederek, Budak gün geçtikçe bu annelerin feryadı daha bir duyurulu oldu. Türkiye'de ses getirdi. Bizim gönlümüzden gelen bu sesin bir karşılık bulması ve çocukların geri gelmesi diye ifade ediyor. Daha kaçırdığınız çocuklarımızı istiyoruz. Annelerin feryadı Rıfat Mutlu'nun çizgisiyle de yer buluyor. HDP'liler analar bombalardan daha etkili. Bugün İsmet Özel'in çarpıcı yazılarından bir tanesi. İlerleyen dakikalarda bunu da yansıtmaya çalışırız. Şimdi efendim Diyarbakır İl Başkanları konuşmuş, MHP ve AK Parti'nin. Diğerleri nerede? Yani CHP Diyarbakır İl Başkanı ne yapıyor şu dakikalarda? Hadi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok yoğun diyelim ki programı var. Ne bileyim işte Sayın İmamoğlu'nun, Sayın Mansur Yavaş'ın ne bileyim çok yoğun programı var diyelim. Hadi öyle değil de canları yapmak istemiyor. Yani mesele o. Nerede bu diğer il başkanları? Mesela İYİ Parti'nin Diyarbakır İl Başkanı ne yapıyor? Ne yapıyor çok merak ediyorum yani. Ya da bu barolar ne yapıyor barolar? Yani il baroları böyle işte biz oraya gitmeyiz buraya gitmeyiz diye tavır mavır yapıyordunuz. Niye bu meseleye sesiniz çıkmıyor? Bundan daha önemli hukuksuzluk var mı? Bir siyasi parti terör örgütüne eleman kazandırmak için bu annelerin yüreğini yakıyor ve oradaki barolar sessiz sakin bunu izliyor. Ha öyle mi? Siz yıllarca onun için hukuk okudunuz öyle mi? Öyle mi söyleyelim? Neredesiniz? Ha neredesiniz? PKK'yı kınayamadılar. Bu da İzmir'den bir fotoğraf. Çarpıcı. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Partili üyenin Karabağlar yangını ile ilgili terör örgütü PKK'nın kınanmasına ilişkin önerge CHP'nin oylarıyla reddedildi. Hadi buyurun buradan yiyin. Efendim ağaçlarımız gidiyor, ormanlarımız gidiyor, yanıyor. Aa işte oksijenimiz bitiyor. Ne oldu? PKK yangınına kadar mı sizin davanız? PKK açıkladı biliyorsunuz yan kolları aracılığıyla. İşte eylem tarihlerini gün gün saat saat vererek o ormanlarımızı, hayvanlarımızı nasıl katlettiğini dalga geçer gibi yapıyoruz işte ne var falan diye böyle göstere göstere yaptılar. Bu efendim bize tepki gösteren işte yok madenmiş de ağaçmış da kaz dağlarıymış da falan filanmış da bilmem neymiş de o tepki gösterenlerin biz bir tanesini bu eylemlere tepki gösterirken göremiyoruz. Diyarbakırlı annelere destek verirken göremiyoruz. Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu açıklama yapmış. Efendim niye o annelerle öbür anneleri daha fazla gösteriyormuşuz? Öbürkü de çıkmış demiş ki Meral Akşener, efendim işte bu işin kapısı siyasi parti değilmiş de bilmem neymiş de. Hiçbiriniz diyemiyorsunuz HDP bu işi yapmadı diye çıkıp söyleseniz hadi. HDP bu işi yapmıyor diyeyim bari. Hani o taraftan savunacaksınız bari topa tam girin. Topa tam girmeyi bırakın, Rövaşata'ya falan çıkın hatta. Bir çıkıp söyleseniz de bakalım. Bakın hiçbirisi HDP bu işi yapamıyor diyemiyor. HDP böyle şeyler yapmaz. Ha, olur mu canım öyle şey? Ama bu siyasi masalarda oturup kalkmaktan kafaları akılları da karışık. Ya da talimat aldıkları artık emperyalist odaklardan kafaları fena halde karışmış.
ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. Masa altındalar. Dikkat edin, masa altına saklanıyor bu liderler. Böyle garip garip açıklama yapan liderler böyle oturmuşlar makam odalarına, böyle masaların altındalar. Buna il başkanları, ilçe başkanları her bölgeden de dahildir yani. Bugün susma günü değil. Sivas Kongresi'nden zerre kadar bir cümle bile eğitim aldıysanız çıkıp bugün konuşma kararı. Bak, bugün Sivas Kongresi'nin son gün oturumu var. Lafa geldi mi Sivas Kongresi, biz millet olduk falan sallamasını biliyorsunuz. Hadi çıkıp gösterin bakalım bunu bugün. Bir görelim. Hadi çıkıp da bir gösterin de bir görelim bakalım. Yani ne kadar Sivas Kongresi'ne bağlısınız, ne kadar Atatürkçüsünüz. Hadi bakalım bir görelim. Adnan Akgün. CHP siyasi intihara doğru koşuyor ancak ülkeye verdiği zarar daha büyük. Gardıropçu seçmeni saç taramaya devam. Partimin bana ilelebet sadık kalacağını nereden bilebilirim? İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün o tarihi sözü tam da bugün anlatıyor. Yıl 1935, sanıyorum Atatürk'ün bütün eserlerinin içinde de yer alan çok çarpıcı notlardan bir tanesi. Partimin bana ilelebet sadık kalacağını nereden bilebilirim? Mustafa Kemal Atatürk, 1935. Bu zamana kadar örnek aldığınızı ifade ettiğiniz Mustafa Kemal Atatürk, efendim, lafı geldim hani böyle çok konuşuruz ya işte, Uğur Mumcu falan, demeyin bak işte büyük, bak neleri görmüş falan. Hepsinden size böyle notlar çıkartır koyarım CHP ile ilgili. Yani bıkmam usanmam yani, hatta böyle bir köşe yapalım biz her gün. Böyle kafalar akıllar karışıkken, çünkü bunlar önem taşır. Mustafa Kemal'in bu sözünü böyle vura vura, Uğur Mumcuların o sözlerini vura vura. Yani bunları böyle anlatmak durumundayız. Eğer bugün bu davaya sırf 3 oy uğruna, sırf emperyalist şebekelerle aynı masalarda oturup kalktığınız için eğer destek vermiyorsanız biz de bunu vura vura anlatırız. Çok açık ve net söylüyoruz biz bu yayınlarda. Sizin duymak istedikleriniz için biz bu yayınları yapmıyoruz. Biz gerçekler için buradayız. İşte o gerçeğin temelinde bugün görevde, bir numaralı görevde budur. Atatürk bunu biliyordu. Cumhuriyeti CHP değil, Türk gençliğine onun için emanet etti diye de tanımlamış. Adnan Akgün'ün tweet'i bu. Var mı başka tweet'imiz? Yansıtalım. Selda Soyer demiş ki yer İzmir Karaburun. CHP İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, PKK'ya destekten görevden alınan Diyarbakır eski belediye başkanını davet etmiş. İzmir'de her yer Ahmet, her yer direniş sloganı atıyorlar. Atatürk'ün askeri izleyenler PKK sloganına alkış tutmuş. Kafaları ben mi karıştırıyorum ya? Birisi bana bir söylesin Allah aşkına ya. Onun görüntüsü de mi var arkada? Bu alkışladıkları kim biliyorsunuz değil mi? Bu Diyarbakır'daki annelerin çocuğumu daha gönderdikleri dedikleri. Mesele bu kadar net açık yani, hiç kafa karıştırmaya falan gerek yok. Biz burada bir şey söylüyorsak, ulusal kanal Aydınlık bir laf ediyorsa bu Türkiye'nin manşeti olur bu ülkede. O manşetin adı bu kafa karışıklığını net bir şekilde ortaya koymaktır bugün görüp. İşte görüyorsunuz yandan, masa altından. Yani şey de değil ha, yani CHP'si, İYİ Partisi, Saadet, yani hepsi aynı koro gibi aynı cümleleri ifade ediyor ya bir de. Yani meseleye bak yani. Bunlar buralarda böyle alkışlatılır, Halk TV'lere çıkartılır, bilmem ne yapılır değil mi? Yani bunları görüyorsunuz. Neden bu kadar kafanızın karışmasına pek izin veriyorsunuz? İşte mesele bu kadar açık. Ben ne yapayım, ben bir şey yapmıyorum, ben olanı size gösteriyorum.
Evet, aydınlık şey tweet var mı başka? Burak, peki. Bir gazeteyi bir daha görelim. Gazetenin üst tarafında da yine önemli, aslında bu konuyla da bağlantılı olduğunu birkaç gündür anlatmaya çalıştığım bir haber var. Üretim yok. Ali Babacan bildiğiniz gibi dün biliyorsunuz Karar Gazetesi'ne röportajıyla arkadaşı değerlendirmiştik. Yani böyle her gün söylemekten de ben bıkmayacağım. Böyle bazıları bu tiplere umut falan bağlıyor. Yani iyice hakikaten insanın tepesinin tasını attırıyorlar. Şu anda mevcut borcunuz, aile borcunuz 100 bin mi? 300 bin lira yapmaya geliyor bu. Ülkenin mevcut borcu 500 bin mi? Onu 3'e katlamaya geliyor. Bunun görevi o. Ali Babacanların, Abdullah Güller'in, Ahmet Davutoğulları'nın görevi o. Bataklık mı var? Onu 3'e katlayacaklar. Yani 3 katı bataklık olacak. Bir yerde bir şey mi yok olmuş? Daha beter yok etmeye geliyorlar. Bir yerde borcunuz, harcınız mı fazla? Onu daha ileri ötelemeye geliyorlar. Bunların görevi, bunlar görevli adamlar. Bunlar böyle siyasetçi, ekonomist bilmem ne falan değil. Görev yaptıkları dönemde biz burada bunları söylüyorduk. Bak ülke ne hale geldi. Özelleştirmeler, ekonomi politikaları, işsizlik. Bir adam işsiz kalmışsa bunun nedeni Ali Babacan'dır. Bir adam parasızsa bunun nedeni Ali Babacan'dır. Bir adam evine ekmek götüremiyorsa onun son 20 yıldaki müsebbibi Ali Babacan'dır. Bu kadar net. Hiç bunun tartışılacak tarafı yok. Efendim ekonomistler ah bir göreve gelsin de dolar 3 bilmem 20 kuruş daha inermiş bilmem de. Tamam göreve geldi de öyle düşer ama bir yıl sonra bu iş 5'e katlar. Ben de buradan söylüyorum. Onların söylediklerinin ne kadar doğru çıktığını gördünüz. Bu kanalın doğru söylediğini ne kadardır uzun yıllar takip edenler net bir şekilde ortaya koyar. Bu az önceki CHP'si, İYİ Partisi, Saadet Partisi de bunların peşinden gidiyor. Aynı masalarda oturup kalkıyorlar. Parti kurulduğunda göreceksiniz, birlikte hareket edecekler. Ya çok net yani. Adını hiç böyle gördün mü bunları bir tane? Görmedim, duymadım da hiç öyle bir bilgim de yok. Ama çok belli işte, kafaları aynı çünkü. Ağızlarından çıkan cümle bile aynı. Üretim ekonomisi yok. Efendim ona alkış tutalım, buna bilmem ne yapalım. Aman bu tarafı hiç görmeyelim, hiç konuşmayalım. Çünkü bakış açısından anlıyorsunuz. Emperyalist kodları çözmek çok basit. Emperyalist kodun ne olduğunu bilmek istiyorsanız önce emperyalizmin ne olduğunu bileceksiniz. Yani batısı, Avrupası bilmem nesi bu işe nereden bakıyorsa onu bir oturup sorgulayacaksınız. Kimi destekliyorsa onu oturup bir sorgulayacaksınız. İşte bu tip adamları destekliyorlar hala, görüyorsunuz. Onun için her parti kendi partisine sahip çıksın. Silkelesin, sarsın. Mesela Cumhuriyet Halk Partiler Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine dönüp 6 oktan ayrılırsanız sizin canınızı okurum desin. Bunu seçmenleri yapsın, üyeleri yapsın, delegeleri yapsın. Mesele budur bugün. Ya da İYİ Parti vatanseverlerin falan toplandığı bir yerse o vatanseverler çıksın sizin canınızı okurum. Buradaki annelere sahip çıkacaksınız desin. Mail yağmuruna mı tutuyor? Telefonla mı arıyor? Nasıldır yöntemi ben bilmem. Ya bütün bunları yapma zamanıdır. Milli Görüş Camiası. Çok uzun zamandır çok sessizsiniz. Ve bu kadar milli meselelere sessizliğiniz başka bir zaman gözükmedi ya. Bakın ne diyor genel başkanınız ya, bütün bunlara tahammül edecek misiniz? Bir uyarınız yok mu? Çıkıp da alo ya yanlış oluyor bu işler deme niyetiniz yok mu sizin ya? Yani bir anne daha nasıl feryat edecek ya işte. Dolayısıyla bugün görev bu. Bu annelere destek verme görevi. Bugün Sivas Kongresi'nin son oturum günü tarihte. Buradan bir şey anladıysak, manda ve himayeye hayırı anladıysak, geçen gün de anlattım burada, bugün bu meseleyi anlamamız daha rahat olur. Ama onu anlamadıysak zaten diyecek bir şey yok. Neydi o hikaye? Türkiye'nin vatansever çeşitli bölgelerinde direniş örgütlerini yönlendirenler Sivas'ta bir araya geldiler. Mantık aynı, vatanı kurtarma ölçüsünde birleştiler orada. Yani bu anlamda bir sıkıntı yok. Ama orada bile manda ve himayeyi kabul edelim diyenler çıktı. Bakın ülke genelinde direniş örgütleyen, bu konuda vatan sevdasını ortaya koyanlar bunlar. Aynı bakış açısına sahip insanlar. Ama oraya bile gidiyorlar, manda ve himaye konusunda akıllar karışık. Sadece iki tane isim. Tıbbiyeli Hikmet çıkar, manda ve himaye hayır der. Bunu Mustafa Kemal'in yüzüne karşı, bunu siz bile istesiniz Türk gençliği sizin karşınızda olacaktır diye haykırır. Mustafa Kemal Atatürk de bu gencin söylediklerini
İşte benim anladığım Türk gençliği budur diyerek onaylar. Bakın sadece iki isim. Tarihi notlarda 36-37 yani kişi sayısı biraz muğlak her nedense ya da daha doğrusunu bilen varsa bana da iletebilir. 36 ya da 37 kişi ülke çapında toplanır. Hepsi vatanseverdir. Kendi bölgelerinde direniş örgütlemiş ve vatanın elden gittiğini anlatan yürekli adamlardır. Aralarında kimler kimler yok ki. Ama orada bile manda ve himaye yapalım. İngiliz şeyinin içine girelim. Bilmem aman bu dengeyi bozmayalım. Neyse yani o günün koşullarında bir fikir ortaya koymuşlar. Sadece iki isim bakın. Onun için kafalar karışmasın diye vurguluyoruz. Eğer bunu anlayabiliyorsak o gün ne yapıldığını, onu bugün de uygulama zamanıdır. Mesele bu kadar açık. Bugün CHP yönetimimizle eleştirimiz, İyi Parti yönetimine eleştirimiz ya da Saadet Partisi yönetimine yönelik eleştirimizin temelinde işte o Sivas Kongresi'ndeki o iki ismin çıkışındaki netlik, berraklık var. Meseleye böyle bakarsak zaten sorunumuz kalmaz. Üretim ekonomisi yok demiş. AK Parti'den ayrılan ve yeni parti kurma çalışmalarını 2020'ye kadar tamamlayacaklarını belirten Ali Babacan, izleyecekleri ekonomi politikalarının ipuçlarını vermiş. Sıcak para merkezlerine güven vermeyi öne çıkartan Ali Babacan, açıklamalarında üretim yok. Öte yandan Babacan, Türkiye'ye yönelik Fırat'ın doğusundan, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'tan gelen dış tehdidi de görmezden geldi. Neden böyle oldu? Çünkü görevi o, görevi. Ya zaten görevi o. Ya onun için geliyor adam buraya. Adam onun için geliyor. Hava da güzel. İşte muhalefetteki partilerdeki konumlanma belli. O konuma ben de yanaşayım. Ben de bu süreçten ne mal ineyim. Nasıl olsa ekonomik kriz var. Bu sürecin bu iktidarla gitmeyeceği çok açık. O arada biz de emperyalizmle bilmem neyle yolumuzu bulalım. Gidelim. Dertleri bu. Bu kadar açık ve net. Efendim araya gidiyoruz. Aranın ardından buradayız. Efendim günaydın, Türkiye devam ediyor. 11 Eylül 2019 Çarşamba günü gündemi Amerikan Derin Devleti'nin Orta Doğu ya da işte onların kendi deyimiyle Orta Doğu olarak tanımladığı bölgeye saldırısına gerekçe olarak yaptığı New York İkiz Kule saldırıları, işte malumunuz o tarihi gündemin bir tekrarı. Bugün bir kez daha emperyalizmin nasıl bir tehlike olduğunu anlamanın gün ve gündemlerinden bir tanesi. Hürriyet'e bakalım. 11 Eylül 2019 Çarşamba günü gündemiyle Hürriyet'in manşeti. ABD'ninki kozmetik devriye demiş. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin güvenli bölge konusunda Türkiye'yi oyalamaya kalkıştığını, şimdiye kadar attığı adımlarında kozmetik olduğunu söyledi. Tamam yani bütün bunlar güzel oturuyor. Açıklamalar güzel. Niye hala bu birliktelik ya yani? Tamam güzel, bak çok müthiş bir tespit. Tespitte bir sıkıntı yok. Dün Cumhurbaşkanı da ifade etti. Bugün Dışişleri Bakanı ifade ediyor. Milli Savunma Bakanı aynı gerekçelendiriliyor. Yani ne lazım? Yani ne istiyorsunuz o zaman? O zaman Fırat'ın doğusu meselesinde nasıl bir hamlemiz söz konusu? Niye o masa hala kurulu ve dağıtılmıyor falan? Yani bütün bunları net bir şekilde ortaya koymak durumundayız. Efendim her çanta bir çocuk, her çocuk bir ölüm. Birleşmiş Milletler Merkezi önündeki park tüm dünyanın vicdanına seslenen çarpıcı bir eyleme ev sahipliği yapıyor demiş. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF, New York'taki parkı geçtiğimiz yıl savaş ve çatışmalarda can veren çocukları simgeleyen 3758 okul çantasından oluşan bir temsili mezarlığa dönüştürdü. Mesajsa acı ve net. Okulunda olması gereken 3758 çocuk savaş ve çatışmalar yüzünden şimdi mezarda vurgusuyla da bugün manşet sütununda yer vermiş. UNICEF'in temsili mezarlığı sadece çatışma ve savaşlarda ölen 3758 çocuğu simgeliyor. Oysa minik bedeni Bodrum'da sahile vuran aylan bebek gibi dolaylı yoldan savaş kurbanı olan on binlerce
çocuk daha var diyor. Bu mesajı aktarıyor. İşte Fırat'ın doğusuna gerçekleştirdiğimiz kahraman Mehmetçiğimizin, askerimizin, polisimizin içeride ve dışarıda sürdürdüğü bu şanlı mücadele buralarda önem taşıyor. Biz Aylan bebeğin fotoğrafını burada paylaşırken o dönem ifade etmiştik bunun bedeli ve hesabı sorulacak diye. Mehmetçik orada bugün tek tek bunun hesabını soruyor. Ya bu kadar açık ve net. Yani onun için bazen böyle işte siyasi liderlerin falan siz bakmayın öyle yaptığı açıklamaları falan. Bu mesele bu kadar hassas ve net. İşte onun nedeni oradaki IŞİD, onun nedeni oradaki PKK terör örgütü, onun nedeni oradaki emperyalizmin kucağına düşmüş terör örgütleri. Onlardan da hesabı tek tek soruyor ve oraları özgürleştiriyor ve bağımsızlaştırıyor. Yani Mehmetçiğin yaptığı mücadele tarihin notlarında bu şekilde yer alacaktır. O açıdan da önemli. Tabii UNICEF falan yapınca böyle gazete manşetlerine, başlıklarına falan oturuyor ama işte bizim de annelerimiz Diyarbakır'da. Acaba dedim bugün gazeteler bu haberi görürken oraya yer vermiş mi? Büyük puntalarda duyurmuş mu? Yani daha ne olacak mesela haber açısından şehit anneleri orada? Yani şehit anneleriyle oğlunu HDP aracılığıyla terör örgütüne kaptıran annelerin acısı buluşmuş, birleşmiş ve gazetenin manşetinde, sütununda, birinci sayfasında yer almıyor bile, habere bak. Yani ilginç. Milliyete bakalım. Çatışmaları annelik bitirir. Birinci sayfada görmüş haberi. Manşet sütununda da en acı duvar diyor. İstanbul'un tam orta yerinde Kabataş'ta bir binanın duvarlarına dizilen kadın ayakkabıları hepimizin kadına yönelik şiddetle yeniden yüzleştirip utandırdı. 2018'de erkek şiddetiyle katledilen 440 kadının unutulmaması için Meclis-i Mebusan Caddesi 85 numaradaki 260 metrelik alanda iki duvara tam 440 kadın ayakkabısı asıldı. Duvarı görenler korkunç gerçekle bir kez daha sarsıldı. Milliyet Özel Haber Gökhan Karakaş imzasıyla. Şimdi haber önemli. Kadına şiddet meselesinde gerçekten son yıllarda bu konunun kamuoyu gündeminde oluşu, maalesef yaşanan üzücü olayların etkisiyle burada ortaya koyduğumuz hassasiyette söylenecek hiçbir şey yok. Bu işin siyasi, sosyolojik, hukuki, cezai boyutu, eğitim boyutu her neyse mutlaka değerlendirilmeli. Ama burada toplum olarak kendimizi sorgulamamız gereken bir mesele var. Şimdi muhtemelen bu ayakkabılı protesto, kadın ayakkabılarının bulunduğu protesto büyük bir anlam taşıyacak. Belki sosyal medyada çokça gündem olacak. İşte o TT dedikleri noktaya falan ulaşacak. Ama işte yarın öbür gün dizi film sektörü nedir o? Deyim yerindeyse yeni yayın dönemine başlıyor. Biz de bu arada pazartesi günü yeni yayın dönemine başlayacağız. Saat 7.30 itibariyle sizlere seslenmeye başlıyor olacağız. Yeni yayın döneminde onu da belirtelim. Peki orada mesela o dizilerde kadına şiddet, efendim çocuğa istismar, yani neyse o işin boyutu, oralarda çok büyük reyting alıyor. Ama bu olayı kendi yaşamımızda bir yerlerde böyle izlerini gördük mü gündem oluyor ve büyük bir tepki doğuyor. Yani buralarda bir sorun var. Ya bu noktada bir sorun var. Ya bunu anlatmak lazım. İşte gerek o gün içi gerçekleştirilen kadın programları, gerekse dizilerde, filmlerde inanılmaz derecede rencide boyutlarını aşan, şiddeti özendiren sahneler vesaire, reytingler patlıyor. Bunu kadını da, erkeği de, eğitimlisi de, eğitimsizi de, herkesi de izliyor. Yani o Twitter'da, sosyal medyada alabildiğine tepki gösteren o kesimlerin tamamının reytingle deyim yerindeyse verdiği çaba, verdiği mesaj hayatın içinde bazı notlarda karşımıza çıkarken de tepkiye dönüşüyor. Yani şimdi burada bir gariplik var. Burada bir sorun var. Yani bunu anlatmak hakikaten nasıl olacak bilmiyorum ya da nasıl çözeceğiz bilmiyorum. Ya da bu işin uzmanları ne diyor? Bunu oturup iyice düşünmemiz lazım. Enteresan. Yani gerçekten bilemiyorum tabii kadına şiddet meselesi sadece kadına şiddet çerçevesinde mi incelemeli, bir insanlık boyutu var mıdır, insanlık sorunu mudur? Bütün bunları ayrıntılandırmak lazım. Eğitimli, eğitimsiz bütün kesimleri kapsayan bir yapısı var bu işin. Yurt içi, yurt dışı, yani sadece bu memleketin de sorunu değil, uluslararası düzeyde de bir sorun olarak karşımıza çıkıyor maalesef. Son Trakya bölgesinde yaşadığımız son acı hadise gerçekten hepimizin yüreğini parçaladı. Hele onun işte bir video kameraya çekiliyor olması falan da işin ayrı bir boyutunu oluşturdu. Ya böyle de bir hava hastalığımız var. Yani
gerçekten bize sunulan sosyal medyada, televizyonlarda, gazetelerde, filmlerde, dizilerde bu iş büyük reyting topluyor. Ama yaşamın içinde gördük mü, aa bu niye böyle? Yani bütün bu yapıyı değiştirmek için o televizyonu kapatacaksın, o diziyi izlemeyeceksin. O, ne bileyim, yani o tip protesto yöntemlerinde ne varsa onların hepsini uygulayacaksınız. Ya da bunları tamamen hayatınızdan çıkartacaksınız eğer bu tepkinizde haklıysanız ve samimiyseniz. Meselenin bu boyutu var. Onu da özellikle aktarmak istedim. Ama eylem gerçekten manidar. En acı duvar vurgusuyla da Gökhan Karakaş imzasıyla Milliyet'te. Sabah gazetesi manşet sütununda görmüş. Hayatlarını da hayallerini de çaldılar diyor. Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerin HDP daha kaçırdı dediği çocuklarının çoğu öğrenciydi. Okuyup diş hekimi, avukat, veteriner olacaklardı. HDP binası önünde PKK'ya kaçırılan çocukları için eylem yapan annelerin yüreğindeki yara okula giden öğrencileri görünce daha da kanadı. Okuldan kaçırılan çocukların hayallerini gözyaşlarıyla anlattılar diyor. Mesela Fevziye Çetinkaya demiş ki, oğlum Süleyman Üniversite sınavlarına hazırlanırken kaçırıldı, diş hekimi olmak istiyordu. Ayşegül Biçer, oğlum Mustafa 17 yaşındaydı. Lise son sınıftayken kaçırıldı, hayali avukat olmaktı. Lise 1'deydi, kaçırdılar. Necda Cur, Vahit lise 1. sınıftaydı. Hayvanları çok severdi, okuyup veteriner olacaktı. O yaşta eline nasıl silah verdiler diye haykırıyor. Hediye Bektaş, Yusuf'um lise sondaydı. Gözümden sakınırdım, onu kaçırırken hayallerini de çaldılar diye özetliyor. Bize ve söze çok ifade bırakmayan açıklamalar bunlar. Diyarbakır'da 20'ye ulaştı aile sayısı. Türkiye kamuoyunun gözünü kulağını çevirdiği noktalar ve buradan da sesi soluğu çıkmayanlara bugün konuşmazsanız yarın çok geç olur sizin için mesajını da bir kez daha ifade edelim. Akşamın güzel haberi de manşette ve hemen hemen bütün gazetelerde yer alıyor. 4-0'lık milli takım galibiyeti. A milli futbol takımımız Euro 2020 elemelerinde dün Moldova'yı deplasmanda 4-0 mağlup ederek ikili averajla grupta lider oldu. Türkiye'yi sevince boğan goller Cenk Tosun, Deniz Türüç ve Yusuf Yazıcı kaydetti. Şu anda oynadığı maç sayısı bu şampiyonada şu ana kadar aynı diğer takımlarla milli takımımızın. Averajı da 12'ler düzeyinde. Fransa 15 averaja sahip. Biraz orada farklılığımız var ama anladığım kadarıyla diğer unsurlardan yola çıkarak da milli takımımız şu anda grupta lider durumda bu fikstüre göre. Yeni Şafak gazetesine bakacağız. Sinsi sinsi sızıyorlar. Türkiye farklı isimler altında Mason kuruluşları ve Masonik örgüt FETÖ'nün devlete sızma girişimleriyle mücadele ederken 1960 yılında kaleme alınan iki ayrı istihbarat raporu ortaya çıktı. Milli Birlik Komitesi'ne de sunulan raporlarda bugün olduğu gibi bakanlıklar ve kamu kurumlarının sinsi sinsi işgal edilmek istendiği ifade ediliyor. Enteresan veriler, birkaç belge gösterilmiş burada tarihin notları arasında ama hani hala daha bu 27 Mayıs'a karşı ya da 28 Şubat'a karşı duruşunun bir parçası gibi gözlemleniyor haberlerin ayrıntıları, hedef aldığı isimlerden bu ayrıntılandırılıyor. Konuyla ilgili tarihçiler zaten gereken yanıtı da verecektir diyelim. 4-0'lık milliler 4-4'lük galibiyeti sürmanşet sütununda. Türkiye yeni göç dalgasını göğüsleyemez açıklaması da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Kremlin'de CIA casusu, ABD medya kuruluşları CNN ve New York Times casusluk romanlarına taş çıkartacak bir iddiada bulunmuş. Putin'in burnunun dibinde bir casus olduğu iddiası da Yeni Şafak'ta yer alıyor haber olarak. Sözcü gazetesine bakalım. Cumhur İttifakı'nda Arınç'a büyük tepki demiş. Canan Kaftancıoğlu ve Ahmet Türk açıklaması öfke yarattı. Arınç Kaftancıoğlu için katlanmalıyız. Ahmet Türk için de
terörle alakası yok demişti. MHP'li Engin Yurt, Arınç canlı bomba diye tepki gösterirken Bahçeli'nin danışmanı Arınç PKK ve FETÖ safında dedi diye ifade etmiş. Hayatı boyunca sanıyorum gösterdiği hiçbir iz ya da savunduğu hiçbir ismin bu ülkeye, bu memlekete faydası yok. Dün de Bülent Arınç'ın bu açıklamalarını bir televizyon kanalına yaptığı açıklamaları değerlendirirken bu notu ifade etmiştik. Hakikaten enteresan, yeniden böyle piyasaya sürülmüş gibi açıklamaları da çok çarpıcı. Ancak işte buna tepkiler de bu şekilde yer almış Sözcü gazetesinde. Başkanlık tutmadı. Yeni sisteme destek oranı %37 indi. MHP seçmeni de parlamenter sistem dedi diyor. Uçmadı, çakıldı ve MHP oranı %29 şeklinde de bu çerçevede gerçekleşen yeni bir CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun masasındaki ankete göre yeni sistemin yararlı olduğunu düşünenlerin oranı %37'ye indi. %53.8'lik kesim parlamenter sisteme dönülmesini istedi diyor. Bir yeni ankete vurgu yapıyor manşeti bugün. Tabii bu arada acaba birinci sayfada annelerin eylemi, efendim ne bileyim, işte şehit analarıyla anneler buluştu. Hani Cumhuriyet'in bunları böyle başlık, sür başlık, tam sayfa falan ayırması beklenir ama bir cümle bile yer vermemişler. Kafaları karıştıran merkezlerden biri olma iddiasını da sürdürüyor. Görünen o. Star gazetesi de analara tehdit, HDP'ye ayar. Evlat nöbeti Kandil'i çıldırtmış. Kandil çıldırınca bakın, böyle Cumhuriyet gazetesi zaten bir günden beklenmez. Onlar yer bile vermiyor. Mesele biraz bu. Yani net koyalım işin adını. Kandil, çocukları kaçırılan anaları tehdit etti. HDP'ye ayar verdi. PKK ile başlarından Mustafa Karasu aileleri provokatörlükle suçladı. Anneleri anlıyoruz diyen HDP'lileri meşruiyet sağlıyorsunuz diye azarladı. İşte esas meşruiyeti size kazandırıyorlar. Değil mi? Yani mesele o. Kravatlı bunlar, demokrasi bunlar, onlar şöyleler, böyleler falan filan, pıt çocuğun bir giriyor, soluğu daha da alıyor. İşte size kazandırılan meşruiyeti güzel bence itiraf etmiş. Annelere de meşruiyet kazandırmayın diyor HDP'lere. Bak 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 bak, kendi politikaları karşılarına şey olarak çıkınca, bir koz olarak çıkınca mesele böyle oluyor. Akşam gazetesi. Ortağınız PKK lobisi yapıyor. CHP ve İYİ Parti ittifakının ortağı HDP'nin Washington temsilcisi Cumhuriyetçilerin yayın organına yazarak PKK'yı tanıyın, HDP'ye destek verin. Hadi bakalım buna yanıt verin. Akşamın iddiası da bu. Cesaret bulaşıcıdır. Evladını arayan aileler 21'e çıktı diyor haber ayrıntısında. Yeni Çağ gazetesine bakalım. YPG mevzisini ABD'den zırhlı kulübe demiş. Teröristler Suriye'de mevziler kazıyor. Sahte müttefik destek veriyor. İşte beton bloklar, vinçler. Bakın nasıl büyük bir sermaye ile bu terör örgütünün desteklendiğine ilişkin bir mesajı manşet sütununda yansıtmış. Peki Meral Akşener'in, CHP liderinin ses çıkartmadığı bu Diyarbakır eylemine birinci sayfada yer vermiş mi? Hayır, ama mesela Çorlu adalet peşinde. Tekirdağ Çorlu ilçesinde 25 kişinin öldüğü, 328 kişinin yaralandığı tren kazası mesela birinci sayfada. Bir kamyon dolusu kaçak haberi birinci sayfada. Kerbela'da facia şeklinde 31 ölü bir haber var mesela. Genelkurmay'da güvenli bölge zirvesi. Davet için teşekkür etmiş mesela. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanlarına Ankara, İstanbul ve İzmir'e daveti var biliyorsunuz. Toplantı daveti için mesela İmamoğlu teşekkür ederek teşekkür etmiş. Ama bu hani giderim manasında mı bir teşekkür mü, gitmem manasında mı onu bilemiyoruz. O projede neler olmuş demiş. İttifak ruhuna uyusun İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik CHP'li belediye başkanlarına bu çağrıyı yapmış. Ne çağrıymış? İttifak ruhuna uyusun. Yani buradaki genel mesaj ittifak ruhuna uyusun da yani bizim de payımızı görün bence mesajı içeriyor. Öyle oluyor çünkü bu zamana kadar gördüğümüz açı buydu. Milli Fark 50 lirayı gördü ve fındıkta yalan vurgunları gibi haberler yer alırken şehit ailelerinin, bütün Türkiye'nin gözünü kulağını çevirdiği ve ziyaretleriyle destek verdiği annelerin eylemine Yeni Çağ'da destek vermiyor. Neden? Çünkü İYİ Parti Genel Başkanı HDP binası önünde ya da bir siyasi parti önünde bu iş yapılmaz dedi diye. Ve mesele bu kadar açık.
Efendim Karar Gazetesi yine Doğu Türkistan falan filan. Dün Ali Babacan röportajı. Zaten peşine de bu hafta illa bir Çin meselesine ilişkin acaba ilişkileri nasıl bozmak isterim haberi bekliyordum. O haberi yapmış. Konuşmaya bile değmez. Karar'ın manşetinde bu var. Türk Gün Gazetesi. CHP, HDP, Arınç ve Akşener yıkım 4. Bir kere de büyük Türk milletinin ve Türkiye'nin yanında olun, şaşırtın bizi. Yıkım dörtlüsü olarak tanımlamış, şehit analarının acısını, çocukları daha kaçırılan ailelerin feryadını duymadılar. Teröristler ve terörist seviciler söz konusu olunca ifade özgürlüğü akıllarına geldi. Meral Akşener, Canan Kaftancıoğlu, Ahmet Türk ve Bülent Arınç ekseninde bu haberi paylaşmış. Efendim Bir Gün Gazetesi, Kızılay Holding yöneticileri huzur hakkı adı altında ikinci maaşın verildiğine ilişkin bir haberi yer veriyor birinci sayfada ve elbette annelerin eylemine zerre kadar yer verilmemesi Kandil talimatıydı biliyorsunuz. Aman ha bunları legalleştirmeyin. Bakın Kandil o talimatı verince bildiğimiz gazeteler Cumhuriyet, işte Yeni Çağ, efendim Bir Gün sesi çıkmıyor. Neden? Kandil talimat verdi, legalleştirmeyin dedi, ondan. Legalleştirmiyor arkadaşlar. Onların da görevi o. Bilelim. Yani okuduğumuz gazetelerinde şu anda neye hizmet ettiğini bilelim. Ona göre davranalım. Gündemin notlarına bakalım bu dakikalarda. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sırasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ağırlıklı olarak güvenli bölge konusuna değinen Kalın, Membiç Tekin'e benzer oyalamaya müsaade etmeyiz ve Kalın'ın anneler eylemine ilişkinde mesajları yer almıştı dün. Efendim Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Membiç meselesine ilişkin olarak ve Diyarbakır'daki annelerin eylemine ilişkin olarak Bakanlar Kurulu kabine toplantısı daha doğrusu çerçevesinde ve arasında verdiği mesajlar söz konusuydu. Dün kameraların karşısına geçen İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın dedi ki biz Membiç'teki gibi bir oyalamaya, Membiç sürecini hatırlatarak atıf yapıyor oradaki gelişmelere ve bu çerçevede de bu sürece bir daha izin vermeyeceğiz mesajı verirken devletin Diyarbakırlı annelerin yanında olduğuna ilişkin mesajını da yine buradaki toplantıda açıkladı. Türkiye'nin iki ana gündemi kuşkusuz güvenlik ve ekonomi. Bu iki alanda da belirleyici noktaysa Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyon. Amerika güvenli bölge mutabakatının ardından oyalama sürecine girdi. Güvenli bölgenin görüşüleceği kabine toplantısı öncesi ise hükümetten Amerika'ya sert uyarılar geldi. ABD'li komutanlarsa Genelkurmay Başkanlığı'nı ziyaret etti. Uzmanlarsa hükümeti harekete geçmesi konusunda uyardı. Öyleyse vakit kaybetmeden bunu halletmemiz lazım. Yani Amerika'dan yine aynı şekilde bir oyalama sürecine girmek istediğini ve Türkiye'yi de bu oyalama sürecinde alıştırmaya çalıştığını görüyoruz. İkinci bir Münbiç olmaması için bu uyarılarımızı yaptık. Amerika'yla güvenli bölge süreci tıkandı. Washington oyalama taktiğini devreye soktu. Ankara ise ikinci bir Münbiç süreci yaşamak istemiyor. Amerika'dan beklentimiz, müttefikliğimize yakışır şekilde, terörle mücadelemizde ve sığınmacıların huzurla evlerine dönebilecekleri güvenli bölgeler oluşturma çabalarımızda yanımızda olmalarıdır. Şu anda ortak bazı devriyeler var, evet. Ama onun dışında atılan adımlar ya da atıldığı söylenen adımlar kozmetik adımlardır. Kabine toplantısının ana gündem maddesi güvenli bölge ve Fırat'ın doğusuna operasyon. Toplantı öncesi hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hem de Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Amerika'ya sert mesajlar verildi. Şu anda 50 bine varan tırla buradaki bu terörist gruplara araç, gereç, mühimmat bu tür şeylerin gönderilmesi bizleri ciddi manada rahatsız etmektedir. Çünkü bu araç, gereç, mühimmat bunlar kime karşı kullanılıyor? Türkiye'ye karşı. Bunu kabullenmemiz de herhalde bir stratejik ortak olarak mümkün değildir. Bir terör örgütünden bağımsız hareket edemeyen bir sözde müttefikten bahsediyoruz. Şimdi Amerika bir taraftan bizimle bu kozmetik adımlar atarken diğer taraftan YPG, PYD ve PKK ile de angajmanını güçlendirerek devam ediyor. Onlara da destek veriyor.
Amerika ile yapılan ilk kara devriyesine ABD askeri konvoyuna eşlik eden PKK-PYD flamalı araçlar damga vurmuştu. Öte yandan terör örgütüne mühimmat ve eğitim desteği de sürüyor. Burada esasen bu teröristlere bir güvenli bölge oluşturma amacı güdüyor Amerika. Eğer bu müzakerelerden ve işbirliğinden bir netice çıkmazsa biz her türlü hazırlığımızı yaptık ve bu bölgeye gireriz. Siyasi arenada sert mesajlar verilirken Amerikalı komutanlardan Ankara'ya sürpriz bir ziyaret yapıldı. ABD Avrupa Kuvvetler Komutan Yardımcısı Tweety ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Bergis'in Genelkurmay Başkanlığında temaslarda bulundu. Temaslara Akçakale'deki Ortak Harekat Merkezi'nde devam edileceği belirtildi. Amerika'nın PKK desteği ve güvenli bölge konusunda aldığı tavır uzmanların da gündeminde. Kelimenin tam anlamıyla bir rezalettir. Türkiye açısından kabul edilemez bir durumdur. Profesör Doktor Hasan Ünal, ortak devriyede Amerika'nın PKK ile ortak görüntü vermesini değerlendirdi. Türkiye'nin atması gereken adımlar konusunda uyardı. Dolayısıyla Amerika'nın bu devriye ile birlikte yaptığı tırnak içinde bu terbiyesizlik, Türkiye'nin artık yapması gerekenleri bir kere daha hatırlatmalı ve ona uygun politikalara yönelmeli. Bu araçlara izin verilmesi de zaten Türkiye'nin YPG'yi tanımasına yönelik girişimler. Güya kurnazca girişimler ama her zaman olduğu gibi Amerika psikolojik harekat konusunda çok yeteneksiz, çok beceriksiz bir ülke haline geldi. Burada da sırıtıyor. Türkiye'nin kilitlendiği bir diğer gündemse ekonomi. Amerika'nın Türkiye'yi S-400'ler ve Fırat'ın doğusu konusunda baskı altına almaya çalıştığı bir dönemde Amerika Ticaret Bakanı Wilbur Ross günlerdir Türkiye'de temaslarda bulunuyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Ticaret Bakanı Ruslar Pekcan'la yapılan temasların ardından son görüşme Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olduğu görüşmelerde S-400 ve F-35 konularının gündeme getirilmemesi dikkat çekti. Amerika Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi. Türkiye ile Amerika arasında hem Fırat'ın doğusu hem S-400'ler üzerinden ipler gergin. Amerika Ticaret Bakanı'nın kritik süreçte Türkiye'ye yaptığı uzun süreli ziyarette bu kapsamda dikkatleri üzerine çekti. Ross, Türkiye'de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruslar Pekcan ve özel sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Albayrak'la görüşmede iki ülke arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi görüşüldü. Pekcan, Ross'la ikinci görüşmesinde ortak basın açıklaması yaptı. 100 milyar dolarlık hedef görüşmenin ana gündemi oldu. Gündemimizin ana konusu hepinizin de bildiği gibi Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Başkan Trump'ın belirlediği 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için atılacak adımları ve yol haritamızı belirlemek oldu. Bizim hedefimiz ikili ticaretimizde 100 milyar dolara ulaşabilmek. İki ülke arasında öncelikli sektörler belirlendi. Sayın Ross'un şahsında ABD hükümetinin ticaret hacminin artırılması konusundaki kararlılığını müşahede etmiş bulunuyoruz. Ancak ABD tarafının özellikle üzerinde durduğu ve yapılan çalışmaların da teyit ettiği bazı sektörleri yapılacak çalışmalarda öncelikli sektörlerimiz olarak belirledik. Şu andaki odaklandığımız nokta en kısa zamanda somut olarak neleri yapabiliriz, neleri hayata geçirebiliriz ilk adım olarak bunlara odaklanıyoruz. Ortak basın toplantısının ardından Amerika Ticaret Bakanı Beştepe'de Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Ross'la görüşmesinden önce açıklamalar yaptı. Üretim ve lojistik üssü olarak Türkiye'nin değerlendirilmesi win-win esasına göre her iki tarafa da imkanlar kazandıracaktır. Öte yandan Amerika Ticaret Bakanı Ross'un 5 gün boyunca Türkiye'de bulunduğu temaslarda ne S-400 ne de F-35'lerle ilgili açıklama yapılmaması ise dikkat çekti. Ekonomist Bülent Esinoğlu Amerika'nın ziyaretindeki asıl amacı anlattı. Çünkü hedef 100 milyar dolar şeklinde bir açıklama yapıldı. Fakat bu hedefe ulaşılamayacağını ta baştan anlamak mümkün. Bu görüşmeler Batı'nın, Amerika'nın Çin'in ticaret alanlarını tıkamak üzere
yaptığı bir siyasi çalışma olarak görüyorum ben. Türkiye'nin mümkün olduğu kadar Rusya ile, İran'la ve Çin'le olan iyi ilişkilerinin önüne geçecek mekanizmalar üretmek üzere burada bir çalışma yaptı. 4 günlük çalışma. Aslında bu Evet, bakan buradayken acaba Ali Babacan'la da bir görüşür mü görüşmez mi? Hazır gündem onun üzerine kuruluyken öyle bir belirteyim istedim yani. Efendim, ABD Başkanı Donald Trump Suriye'den asker çekmeme dahil çok sayıda fikrine katılmadığını ifade ederek Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un görevine son verdi. ABD medyasına göre Bolton'un görevden alınmasında Taliban konusundaki fikir ayrılığı etkili oldu. Evet, Washington'da sonbahar olarak geçti ajanslar ve Trump Ulusal Güvenlik Başkanı Bolton'u görevden aldı. Dünün sıcak gelişmeleri açısından önem taşıyordu. Bu görüşme bölgeye nasıl yansıyacak, yansımayacak hep birlikte göreceğiz. ABD ile Taliban arasındaki müzakereler devam ederken Afganistan'da Taliban ard arda saldırılar düzenledi. Saldırıların ardından Trump Taliban'la görüşmeleri iptal etti. 18 yıllık ABD işgali boyunca 32 binden fazla sivil Afgan hayatını kaybetti. 2300 ABD askeri öldü. Müzakereler ölü. ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan'daki saldırıların ardından Taliban'la yaptıkları görüşmeler hakkında bu şekilde konuştu. Donald Trump, ABD-Taliban ilişkilerine dair bir soru üzerine müzakereler ölü, endişe ettiğim kadarıyla müzakereler öldü ifadelerini kullandı. Trump, geçen hafta Afganistan'da meydana gelen saldırıların ardından müzakereleri durdurduğu ve iptal edeceğini açıklamıştı. Geçen Perşembe günü Kabil'de yabancı temsilcilikler ve hükümet binalarının bulunduğu bölgede düzenlenen saldırıda biri ABD askeri olmak üzere toplam 12 kişi hayatını kaybetmişti. ABD Başkanı Trump, Taliban'la görüşmenin ve konuşmanın iyi olacağını düşünmüştüm ama bu durumda yapmamaya karar verdim dedi. Trump ayrıca ABD'nin Afganistan'da polis gücü olarak görev yaptığını ve bunun ABD askerlerinin işi olmadığını belirtti. Öte yandan Afganistan'daki Birleşmiş Milletler Yardım Misyonu yeni bir rapor yayınladı. Rapora göre ABD'nin Afganistan'ı işgal ettiği 2001 yılından itibaren 18 yıl süren savaşta 32 binden fazla sivil Afgan ve 2300'den fazla ABD askeri hayatını kaybetti. Bölücü terör örgütü PKK için çember daraldı. Operasyonlar aralıksız sürüyor. Metin'de iki terörist daha etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı da yurt içindeki operasyonlarla ilgili son bilgileri paylaştı. Bölücü terör örgütüyle birlikte mücadele süreci devam ediyor. Bir yandan içeride de bölücü terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlar da yakın takip içinde. Kıran 1, Kıran 2 operasyonları bu çemberin daraltılması açısından dikkat çekiyordu. Ve bu açıdan da son operasyonlara ilişkin görüntüler de bu çerçevede kamuoyuyla paylaşıldı. Yeni parti kurma hazırlığında olan eski Bakan Ali Babacan yeni sürece ilişkin ilk röportajını Karar Gazetesi'ne verdi. Babacan röportajda ülkenin temel sorunları güvenlik ve ekonomi konusunda çözüm yollarını anlatmadı. PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye destek çıkan Babacan açılım mesajı verdi. Açılım sinyali verdi. HDP'ye destek çıktı. Ekonomik krize dikkat çekti. Ancak üretimden söz etmedi. Söylediklerine baktığımız zaman karşımıza çıkan manzara şu. Bir kere en çok iddialı olduğu ekonomi konusunda hiçbir şey yok. AK Parti'den istifa ederek yeni parti kurma girişimi içinde olan eski bakan Ali Babacan Karar Gazetesi'ne konuştu. Babacan'ın röportajda Amerika'nın Suriye ve Türkiye'yi bölmek için oluşturmaya çalıştığı terör koridoru konusuna değinmemesi dikkat çekti. Aynı zamanda Babacan, Amerika'nın Türkiye'yi hedef aldığı bir diğer cephe olan Doğu Akdeniz konusuna da girmedi. Konusundan tehdit var, Doğu Akdeniz'den tehdit var, Kıbrıs'tan tehdit var,
Hiç bunlar yok açıklamasının içerisinde. HDP'li Mardin, Diyarbakır ve Van belediyelerine kayyum atanmasına da tepki gösterdi Babacan. Açılım mesajı verdi. Sorunların daha fazla demokrasiyle çözüleceğine inandık ve bunu da gerçekleştirdik. Yapmamız gereken o ruhu yeniden yakalamak. Bu konuda da yeniden düşünülmüş stratejilere ihtiyaç var. Kürt sorunu şu anda bizim en önemli çalışma alanlarımızdan biri. Bizim Kürt vatandaşlarımızın da, Alevi vatandaşlarımızın da, başka farklı grupların da sorunları var. Bunlardan kaçamayız. Samimi bir çabayla bu sorunların üzerine gitmemiz gerekiyor. Babacan, ekonomi alanında sorunlar yaşandığını da belirtti. Ancak çözüm önerisi olarak üretim değil, uluslararası finans çevrelerini işaret etti. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün kendilerine destek verdiğini söyleyen Babacan, yıl sonuna kadar yeni partiyi kurmuş olacaklarını kaydetti. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Partili üyenin Karabağlar yangını ile ilgili PKK'nın kınanmasına ilişkin verdiği önerge CHP'nin oylarıyla reddedildi. CHP Grup Başkan Vekili Mustafa Özuslu orman yangınının başka yerlere götürüldüğünü savundu. Konuşurken İzmir'in ormanlarının da dahil olduğu 27 orman yangınının kendisinin çıkardığını itiraf eden PKK'ya karşı tek bir söylem ve eylemin yer almayışı zihinlerimizde birçok soru işareti oluşturmuştur. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Karabağlar orman yangını ile ilgili PKK'nın kınanmasına ilişkin verilen önerge CHP'li üyelerin oylarıyla reddedildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Eylül ayı birinci oturumu Belediye Başkanı Tunç Soyer başkanlığında yapıldı. Toplantıda söz alan AK Parti Meclis Üyesi Erhan Çalışkan, Belediye Meclisi'nin ortak bir metinle orman yangınını üstlenen PKK'yı kınamasını istedi. 1. Karabağlar ve Menderes bölgesinde çıkardığı yangınlarla ormanlarımızı içindeki yüzlerce canlı türüyle birlikte yakan elikanlı PKK terör örgütünü, CHP Grup Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Çalışkan'ın verdiği önergeye tepki gösterdi. Özuslu, orman yangınının başka noktalara götürüldüğünü söyledi. Hani bir konuyu bir yerden alıp başka bir noktaya götürmenin bence en güzel örneğini yaşıyoruz. Burada bir önergeyi bekliyoruz ama bir önerge yangından başlayıp Türkiye tarihine gidip bir PKK noktasına işi çekip herkesin üzerinde mutabık olduğu, hiçbir tereddüde mahal kalmayacak şekilde herkesin, tüm siyasi partilerin, bu salonda oturan herkesin PKK'yı lanetlediği PKK terörünü AK Partili Erhan Çalışkan'ın meclis gündemine sunduğu önerge AK Parti, MHP ve İyi Parti gruplarının kabul oylarına karşı CHP grubunun oylarıyla reddedildi. Komisyona sevk edilecek. Oylamada AK Partili Çalışkan'ın verdiği PKK ile çatışmada şehit olan İzmirli polis, asker, öğretmen ve tüm kamu görevlileriyle sivil vatandaşların ailelerine yardım edilmesi, çocuklarının okutulması için yardım düzenlenmesi konusunda banka hesabı açılması için gerekli mecralardan izin alınması önergeleri de reddedildi. PKK'nın şehit ettiği İzmirli asker, polis, öğretmen ve tüm kamu görevlileriyle tüm sivil vatandaşlarımızın ailelerine yardım edilmesi, çocukların okutulması için yardım kampanyası yapılması, konserler ve seminerler düzenlenmesi, yardım kampanyası için banka hesabı açılmasını ve ilgili mercilerden gerekli izinlerin alınmasını öneriyorum. Efendim, yeni bir eğitim dönemi daha başladı ve eğitim sisteminde bir değişikliğe gidiliyor. Tarih, coğrafya gibi dersler seçmeli ders grubuna alındı. Eğitimciler bu kararın tabii ağır sonuçları olacağı konusunda uyarıyor. Eğitim sistemi değişiyor. Hükümetin 2023 vizyonu çok tartışılacak kararlar içeriyor. Düzenleme 2020-2021 eğitim öğretim yılında hayata geçecek. Milli eğitimin temelini ortadan kaldırdılar, dinamitlediler. Ders saatleri azaldı. Seçmeli ders uygulaması düzenlendi. Ders müfredatlarını objektif bir anlayışla yeni baştan hazırladı. Bizim milli eğitim dediğimiz değerleri çocuklara aktarma anlayışından tamamen kopuk bir program bu. Hazırlanan yeni müfredatta coğrafya ve tarih dersleri seçmeli oldu. Öğrenci bunu okumadan, yani kendi coğrafi ülkesinin bölgelerini tanımadan, ülkesini tanımadan ya da kendi tarihini, cumhuriyet tarihini, devrim tarihini tanımadan okulu bitirebilecek. Öğrenciler 11 ve 12. sınıflarda yeni eklenen dersleri görebilecek.
Biz geleceği düşünüyoruz. Çünkü mesleklerin %65'i 2030 yılında, 2040 yılında olmayacak. Mesleklerin bir kısmı belki ortadan kalkabilir ya da önemini yitirebilir ama bu ülkenin coğrafyası olacak. Bu ülkenin tarihi olacak. O dersler önemini 3000'de de kaybetmeyecek. Yeni eklenen dersler arasında teknoloji ağırlıklı bölümler de var. Bilgisayarla ilgili, teknolojiyle ilgili, popüler anlayışlarıyla ilgili dersler konmuş. Öğrenci önce kendi gerçeğini, kendi ülkesini, kendi vatanını, kendi coğrafyasını bilmek durumunda, tanımak durumunda ondan sonra tabii seçebilir. Eğitim İş İstanbul 4 No'lu Şube Başkanı Zekeriya Çakmak, güncel sorunlara odaklanılması gerektiğini söyledi. Bana 2019-2020 yılında çocukların 20 kişilik sınıflarda eğitim yapabileceği, beden eğitiminin resim ve müzik derslerini alabileceği, matematik, tarih ve coğrafya derslerini alabileceği bir sistem lazım öncelikle. Yeni sistemde mevcut şartlar düşündürüyor. En büyük sorunsa öğretmen niteliği. Çakmak bu konuya değindi. Öğretmenlerin kadrolu olması gerektiğini söyledi. Okul yok, bahçe yok, sınıf yok, laboratuvar yok. Bugün Türkiye'de bir öğretmen niteliği sorunu var. Ücretli öğretmen sayısı kadrolu öğretmen sayısını geçmiş durumda. Objektif getiriyorum. İşte yeni herkes istediği dersi seçecek. Bunlar sadece hayal. Ya, önemli uyarı gibi haberlerden biri de tabii. Okul çevrelerindeki denetimlerde aranan 946 kişi yakalandı. Sayıyı İçişleri Bakanlığı duyurdu. Araçlar tek tek durduruldu. Sıkı denetim yapıldı. Yüz binlerce kişiye GBT kontrolü uygulandı. Arananlar yakayı ele verdi. İçişleri Bakanlığı okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik uygulamasına ilişkin bilgilendirme yaptı. Buna göre 338.943 kişi ve 30.895 okul servis aracı kontrol edildi. 81 ildeki okul ve çevrelerindeki uygulamaya 46.796 personel katıldı. En ufak şüphe bile göz ardı edilmedi. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı birimlerin ülke genelinde eş zamanlı operasyonunda 946 aranan kişi yakalandı. Çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleriyle servis araçları denetim uygulamasında 2303 sürücüye cezai işlem uygulandı. Eksikliği tespit edilen 346 okul servis aracı trafikten men edildi. Ayrıca bu kontrollerde 481 iş yeri hakkında ve paket açılarak adet şeklinde sigara satışı yapan 11 iş yeri hakkında idari işlem yapıldı. Efendim, yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarımla bir günü daha tamamlıyoruz. Sevgili Harun ve stajyer kardeşimiz Alpay, kamera ve jimjipte yayının size ulaşmasında emeği geçen ekip arkadaşlarımız Nesibe ve Gizem. Yine rejimizin ana unsurları ve sağ olsunlar sabah saatinden beri yoğun bir mesaiyle bize yardımcı oldular. Burak Duvarcı ile birlikte hazırladık ve Volkan Gadiş de yönetti. Yarın aynı saatte buluşuncaya dek hoşça kalın efendim. İfade edelim. Duymak istedikleriniz için değil, gerçekler için buradayız. Yarın buluşuncaya dek hoşça kalın.